Önceki bölümde Jigsaw bize iki yol seçeneği sundu ve aydınlık olan tarafı seçerek o kısımdaki parkurları halledip bu tuzaktan kurtuldum. Ardından yerlerin su olduğu ve bize elektrik çarpma riski olan bir odaya girdim. Doğru açıya geçerek duvardaki rakamları birleştirdim ve kapının şifresini bularak buradan çıktım. Bir sonraki tuzakta ise avludaki doğru mezarı bulmam gerekiyordu. Ölen ortağımız Sing'in isminin yazılı olduğu mezarı bularak onunla ilgili kaseti açtım ve bu tuzağı da çözdüm. Bir diğer tuzakta da patlayıcılar patlamadan bir şifre bulmam gerekiyordu. Buradaki esir alınmış adamın kapısını açıp önce adamı etkisiz hale getirdim bana saldırmasın diye. Ardından da adamın odasında bulunan delikten karşı duvara bakarak kapının şifresini buldum. Böylece ana tuzağa ulaşmış oldum. Ana tuzaktaki kişi bizim ölen ortağımızın eşi. Buradaki küpleri olabildiğince az şekilde çarpılara denk getirerek burada gördüğünüz dönemeç şeklindeki logoya götürmeye çalıştık. Toplamda 3 tane yaptım ve ölen ortağımızın eşini de kurtardım. Şimdiki bölümümüze bu hanımefendiyle birlikte devam edeceğiz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Testere'nin 4. bölümünden hepinize selamlar. Videonun girişinde zaten önceki bölümde neler yaşadığımızı gördünüz. Hızlı bir şekilde devam edelim. Evet, merhaba. Yengecim, bir önceki bölüm ana avrat sövüyordun ama... Tamam git lan o zaman. Git hadi git, şuradan tek başına git hadi. Tamam gel, şuradan tek başına git hadi, izliyorum. Yani arkadaşlar her şeyin bir yeri var ya. Bak şurada kan var mesela. Bu kanın yeri burası değil, bunu yere dökmeniz lazım. Yenge biraz daha hızlı olursak. Tamam yani bir travma atlattın, sonuçta ölümle burun buruna geldin ama. Yine de biraz daha hızlı olsak. I'm sorry David, you deserve this. He said if I made it this far I could choose to leave. I'm leaving and I'm not sorry. İnşallah gidebilirsin yenge, ne diyeyim yani. Ya şu doğulu kısımları keşke biraz daha hızlı yapsalar ya. Yani pardon, hızlı değil, daha fazla yapsalar yani. Biraz daha ilerlesek keşke. Ne diyorsun lan? Reis nerede konuşuyorsun bunu? Bu arada artık elime beyzbol sopasıdır, levyedir falan herhangi bir şey almayacağım arkadaşlar. Evet. İncinmişsin dedi. Evet. Yine ikilemde kalacağımız bir oyun. At sloganını, at. At sloganını bakalım, at. At, at sana, at. Tanıdıkları çağırayım da seni bir toplattırayım buradan. Yine anahtar mı? Bu ne lan? Dişli mi o? Aynen. Tuzaktaki adam zamanında bizim itibarımızı zedelemiş. Artık bizim üstümüze iftira mı attı? Bilmiyorum yani ne yaptığını tam olarak. Öğreneceğiz zaten onu ana tuzağa gittiğimiz zaman. Şimdi diyor ki hani bu adam sana böyle böyle şeyler yaptı. Bu adamı kurtaracak mısın? Ölüme mi terk edeceksin? Ama ben 2 bölüm önce size ne demiştim arkadaşlar? Çok büyük bir suç olmadığı sürece, taciz, tecavüz, terörizm suçu gibi şeyler olmadığı sürece hiçbir insanın ölüm hak ettiğini düşünmüyorum demiştim. O yüzden bu adam da benim gözümde ölüm hak etmiyor. Tamam itibarımı zedelemiş olabilir. Bana bir kötülük yapmış olabilir. Ama bu o adamın ölümüne izin vereceğim anlamına gelmiyor. Reis vallahi Hulk gibisin be maşallah. Bak maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor diyeceğim. Maşallah bile diyemedim yani. O söze yeni bir boyut getirdim, anladın mı? Gençler şöyle bir şanssızlık yaşandı. Benim OBS'imde bir tane tuş atalı. O tuşa bastığım zaman mikrofonumu mute'luyor. Yayınlarda öksürürken falan siz rahatsız olmayın diye öyle bir tuş atamıştım. Yanlışlıkla o tuşa bastığım için buraya kadar olan bütün bölümü sessiz çekmiş. Zaten aşırı çok bir şey olmadı ama hani o kısımları mecbur silmek zorunda kaldım. Buradan devam edeceğim. Kusura bakmayın, gerçekten çok büyük bir şanssızlık oldu. Şimdi şifre bulmam lazım. Bir tane şifreli kapı var. Onu bulmam lazım. Işığı kullan. Oğlum o arkadaki sesler, bak böyle mankenli şeyleri de hiç sevmem ha. Hiç sevmem. Kaç tane o? Görev odasına giriş için 206 ipucunu kullan. Okey. Elinize el feneri alarak dolanın diyor arkadaşlar. Reis Instagram motivasyon sayfası aç da senle kurtul biz de kurtulalım diyeceğim. Arkadaşlar bunlar çok tehlikeli. Buraya o geday, o geday, aman tanrım. Yine geçti bu çocuk. Ne oluyor lan? Bir dakika oğlum dur. Tezgah lan bu. Yine beni tuzağa mı aldılar? Ha yok yok tamam. Arka kapım kapanınca beni tuzağa aldılar sandım da arkadaşlar. Oho yine sabaha kadar rahatlat. Lan bu canımı dolduruyormuş ya. Aa,
Su bitti. İşte arkadaşlar sonra böyle böyle harcıyorsunuz suları. Sonra niye çölleşme başladı? Bilmem niye kuraklık başladı. Şurada da biraz banyo yapalım da arkadaşlar. 4 gündür tuzaktayız. Bu ne lan? Jigsaw'un çalışma masası. Oy, patlayıcı tuzak yaptım. Onu ne için kullanacağım oğlum? Ayı falan mı göndereceksiniz? Diğerlerini zaten yumrukla hallediyorum. Arkadaşlar bu adamı kurtarmak için bulmaca parçaları toplamamız gerekiyor. Olayımız o yani. O kısımda oraları falan hallettim. Gerçekten mikrofonumun sesi çıkmamış yani. Birkaç güzel bölüm de gitti aslında ama yapacak bir şey yok. Bu testere serisi lanetli galiba ya. Bir önceki seri yapışımda da şey olmuştu. 1-2 bölüm böyle eksikti, bir şey olmuştu. Ya hayır. Reis. Ne oldu anasını satayım? Evet, şırıngamız yok. Tek hakkım var yani. Çok zor. Şırınga olmadan inanılmaz zor ya. Şırınga bulmam lazım. Oğlum tahtaya çıktım lan sadece. Benim görevim şu an 206 numaralı şifreye girmek değil mi? Ben niye o kısımdan gidiyorum? Benim o şifreye girmem gereken yer şu karşısı. O geday aman Allah'ım neler yapıyor bu çocuk. Evet arkadaşlar burası. Demek ki o kısımda benim bir işim yokmuş ki. Boşuna stres oldum orada ya. Ha bundan parça alacağım, tamam. Bir dakika, elindeki patlayacak. Şimdi arkadaşlar. Evet, bundan bahsediyordum. Ben ilk parçayı sizin göremediğiniz kısımda almıştım. Evet, ana tuzağa doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Gençler bu arada bu akşam saat 7.30'da İboda testleri yayını açacak, haberiniz olsun. O oyunu zaten oynamamıştı. Spoiler yememek için de izlemedi. Ekrandaki linkten gelebilirsiniz bu arada İbo'nun yayınına da. Oğlum bu ne, dabbedeki şeyler gibi bebek asmışlar yukarıya ya. Hayır, evet. Arkadaşlar bu adam bizim itibarımızı zedelemiş. Şimdi bize soruyor işte. Aa. Şey diyeceğim, onu niye yapmışız lan? Bilgilere ulaşmasını niye engellemişiz? Ha, şey için olabilir. Bu adam kötü bir adamsa bilgileri alıp kendi lehine kullanabilirdi böyle hani parayla satmak gibi falan. Bir dakika, önümde tuzak var. Tamam, valf aldım, çok güzel. Şurayı çözmemiz gerekecek yine. Ucu iki tarafa da gelen şeyi bulmam lazım. Bir dakika. Şırınga basmam lazım. Bak şu boru en çok bana boru stres yaptırıyor. Çünkü boruda canın da azalıyor ya. Hani bir an önce bitirmen lazım. Bulmacayı çözerek tuzak odası kapısını aç. Evet. Ana tuzağın oradayız. Bunu mu çözeceğiz? Oo, bu ne oğlum? Binli puzzle yaptırıyor bana ya. Kafadan başlıyorum. Okey, kafa kısmını hallettik. Şu şekilde gövdeyi de çözdük gibi. Şuraya eli gelse, şuraya diğer eli gelse. Şöyle, çok güzel. Şurası diğer parçası. Devamı şurası, eli bağladık. Şuraya bir gövde daha gelmesi lazım reis. Bisiklet sana saplanmış gibi oldu ya. Şu mu gövden? Tamam, omuz lazım. Şöyle, tamam, bisiklet tarafını tamamladım. Okey, olmadı mı ya? Ne yanlış? Aa, ne yapayım reis, cillop gibi oldun işte. Ne yanlış ya? Gerçekten şu an görebilen var mı? Bence gövdede bir problem yok. Şeylerde bir problem olabilir. Şu arka planlarda falan. Şunları değiştirelim derken evet, tamam. Süper. Gerçeği bul. Bulalım reis. Bulalım, hep gerçeği bul diyorsun. Oo. Direkt ana tuzağımıza geldik, evet. O mikrofon olmayan kısımlarda biraz oynamışım galiba. Bu kadar ana tuzağa hızlı gelmeyi beklemiyordum. Evet, şimdi bu adamın suçunu iyice hep birlikte dinleyelim arkadaşlar. Ne yaptın, ne yaptın? Bu adamın gazetesi varmış. Ha, mesajı değiştirerek yayınlamış. Okey. Oha! Bayağı iftira atmış yani hani. Ya hayır. Bunlar çok zordu. Evet, 4 dakika süremiz var arkadaşlar. Her birisini tamamlayıp bir diğerine geçeceğiz ve gittikçe zorlaşıyor. Güzel güzel, bu basitleri ne kadar hızlı tamamlarsak o kadar iyi. Ama reis, burada süre mi yiyorsun sen benim? Son bir. Ya hep bir tanesi kalıyor ya. Mümkün değil, mümkün değil. 1 dakika 15 saniyede yuh anasını satayım ya. No. Evet, ilk defa bir ana tuzaktakini öldürmüş oldum.
Arkadaşlar masaj salonumuzun verdiği bu hizmette rahatladığınızı umuyoruz. Tep bayağı üzüldü gördüğünüz gibi. Oğlum çok zor, çok zor. Reis tamam bunu da kaderine bırakalım. Ölsün gitsin ben. Öbür kişilerin tuzağından devam edeyim yani. İlla şey yapmak zorunda değiliz ki. Yaşatmak zorunda mıyım yani illa bunu? Şu şöyle yapsak, şunu şöyle yapsak. Şuradan elektriği alsa, sen buradan alsan. 3 dakika okey, belki yetişir yani. Sonuncusu zor zaten, sonuncusunda bitiyor iş ya. Evet, kazamız mübarek olsun arkadaşlar. Hadi 4 lan 4. Okey. Oğlum çok zor, çok zor. Ya şu yaşadığım stres oradaki tuzaktakinden daha beterdi gerçekten. Allah'ım sen de başlama, Goldberg sen de başlama ya. Geber lan o zaman, ikiye bölünseydin keşke anasını satayım. I think I know who Jigsaw is. I think he's in this place. We just need to find him. Reyes bu inat var ya, bu inat bizi bitirecek. Bizi bitirecek. Heh, Oswald gel öyle salak gibi peşimden, tamam mı? Of çok yoruldum. İnanılmaz yoruldum şu tuzakta gerçekten bak. Arkadaşlar normalde bu tarz ana tuzaktan sonra kapatıyorum biliyorsunuz ki ama teknik aksaklıktan dolayı yani benim hatamdan dolayı 1-2 bölüm eksik olduğu için bir tur daha devam edeceğim. O kısımlarda da şey yaptım hani merak eden varsa domuzların asılı olduğu arabalar var hani onları ittirerek yol açmaya çalışıyordum. Bir tane ondan yaptım. Bir tane de 207 numaralı odayı bulup oradaki şifreyi çözdüm. Oswald? İyi misin reis? Arkadaşlar farkındaysanız tepe atar yapanın sonu bir şekilde böyle oluyor. Bir şey diyeceğim, buraya niye girdin? Allah aşkına burada ne yapacaktı? O kadar merak ettim ki burada ne düşünüyordu da girdi acaba? Oğlum şuradan devam etsene bak, burada mis gibi yol var ya. Oha! Hadi bakalım reis. Koşacağım, devam edeceğim. Sıkıntı yok. Hepsini geçeceğiz. Hepsini geç. Seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Sen bu arada Jigsaw değilsin. Sen John Kramer değilsin. Onu söyleyeyim. Ben sana inanmıyorum. No, ne avradını? Oğlum Pig yine iş başında. Pig yine bir şeyler yapıyor. Buraya girdiğim gibi bana tuzak mı kilitleyeceksin? Aynen. Evet yine bir tuzak muzak bir şey gelecek. Şu tuzakları bir etkisizleştirelim arkadaşlar. Yine gazmaz var bak. Beni uğraştırma ya. Ölü yakma yerini bul, ikinci kata git. Bir de seninle uğraşamam ya. Heh, yine arkadaşlar bok karıştırmadığımız bir bölüm olur mu? Tabii ki olmaz. Buradan aşağıda inebiliyorum. Şuradan yukarıda çıkabiliyorum diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ha yok tamam. Buradan yukarı çıkamam. Gaz var şu an. O gaza değdiğim an ölürüm. Önce aşağı gidip vanayı kapatmam gerekecek. Aa bu ne bu? Bulut veriyordu galiba sadece ya. Şu an gerek yok. Çünkü inanılmaz yoruldum. Gerçekten hani ayrıyetten oynadığım 2-3 bölümü şu an yayınlayamıyor olmak çok sinirime gitti yani. Hani oralarda gerçekten eğlenceli şeyler de yaşamıştım. Ama bu bölümlük böyle oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Diğer bölümlerde telafi edeceğim. Bak buraya asmış ki fotoğrafları, inceliyor hepsini. O Geday final oyununda. O Geday madem mi O Geday yine bitirdi. Hadi bakalım. Evet. Yine bir kombinasyon bulmamız gerekecek. Peki bunu nasıl bulacağız? Aa. Dur. Şifre yazdı. Buldum. 628 aynen. Lan ne yapıyorsun? Bu kadar kolay olmasını beklemiyordum bu arada. 628. Ölü yakma yerini bulalım. Defol git la. Sanki ben sana bayılıyorum anasını satayım. Ona yaklaşma dedim diyor. Aa! İkinci filmdeki fırın sahnesi mi acaba? Ha, bu kendi test edilmek isteyen adam. Evet, bu tuzağa kendisi giriyor. İkinci filmdeki olayı böyle değildi ama buraya böyle yansıtmışlar. Tuzağa kendisi giriyor yani isteyerek. Deli herhalde anasını satayım. Bu nasıl bir mazoşistiktir ya? Bile bile testlere tuzağına nasıl girersiniz? Ah lan Ali'yi öldürmüş. Ah lan Ali F oğlum. Hay güç verine sıçayım. Hay güç verine sıçayım ya. Tamam hallettim arkadaşlar. Oğlum neresi lan ora? Burada olma sebebine sıçayım. Nasıl ben olabilirim ya burada olma sebebin? Oğlum bak tamam, diğer büyük tuzaktakileri anladım. Hani Sing'in karısıdır bilmem bilmem bir şeydir. Ya bunlar ne alaka? Yani bu adamların burada olma sebebi nasıl ben olabilirim, anladın mı? Merhaba.
Valla kimse yok ki reis, yanlış ses duyuyorsun ya. Önce şuranın elektriğini devre dışı bırakıp şuradan bir ilerlememiz lazım. Bu adama sonra geleceğiz. Oo, merhaba. Lan adamın trenini başlattım. Salak herif, çık çık. Ya da yok yok, çıkma lan, çıkma, kendin öl orada. Ne oluyor lan? Ya arkadaş, oyun var ya arkadaşlar, çok stresli olmaya başladı ya. Tuzaklar da zorlaşıyor. İbo var ya, sıçar bu tuzaklarda. Ben yine biraz hani geçmişten aşinayım da. Ben bu odaya nasıl girerim? İleriden girerim. Oo. Evet Ahmet, yapabilirsin. Yapabilirsin. Sen şampiyonsun oğlum. Sen şampiyonsun. İyisin, iyisin. Eğer buraya boş yere geldiysen var ya. Evet, bu ne? Buraya liste girmiş. 4x12 bench press. 3x12 squat. Tamam, yol buradan arkadaşlar. X ile işaretlemiş orayı mallar için. Ha. Okey. Tamam, oradaki ele almam gerekiyormuş. Ha. Elin içinde anahtar varmış. Onu almamız gerekiyor. Ananı Marshmallow'dan da jumpscare yemezsin ya. Görelim sana ne olduğunu. Göremiyormuşuz. Ben hayal gücümü konuşturabilirim arkadaşlar ona ne olduğu için. Hiç hoş olmadı bu. Bana laf sokuyor. Alttan alttan bana giydiriyor ya. Vallahi olmuyor reis. Bu ne? Ne yaptıracağım bana? Yine devre mevre mi çözdürüyorsun? 3,5 dakika süre verdi ya, sıçtık. 3,5 dakika süre verdiyse bir şey diyeceğim. Bu iki devre kutusunu aktif hale mi getireyim? Senin var ya bence. Bence ananı aktif hale getireyim de neyse. Arkadaşlar bence burada salalım. Tamam yani. Burası biraz uğraştıracak bizi. Çok uzun olur bölüm. Okey bence şu an zaten. Save'i de aldı burada. Burada bırakalım. Dediğim gibi 1-2 kısım eksik oldu. Oralarda ne olduğunu anlattım. Çok önemli bir şey kaçırmadınız. Yani ara tuzaktı onlar. Kusura bakmayın tekrardan o kısım için. Yani benim de işime yaramadı yani. Oyunu ekstradan uzun oynamak zorunda kaldım. Ve eğlendiğim güzel birkaç kısım silinmiş oldu ister istemez. Ama yapacak bir şey yok. Bu serinin laneti bu galiba. Bir önceki çekişimde de böyle şeyler olmuştu. Her neyse. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Tam gaz ilerliyoruz. 2 bölüm sonra falan biter muhtemelen seri. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler. İyi geceler.